Esenyurt halkına mikrofon uzatacağız ve sorunlarını dinleyeceğiz. Evet. Star TV. Evet. Teşekkür ederim bu hakkı verdiğiniz için. Halk memnun değil bu ekonomide. Millet anası ağlamış. Bir kilo domates olmuş 25 milyon. Bir salatalık olmuş 30 milyon. Millet geçim derdine düşmüş. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız diyor her şey gülü gülistanlıktır. Öyle değil maalesef. Böyle halka söylesinler. Gelsin bile toplumda, sarayda kuş eti eksik olmayan sofralarda iftar yemeği vermek kolaydı. Gelsin bu halkın cebine baksın. 5 kuruş yok, iş yok. Genç, yeni nesil 2 üniversite bitirmiş iş bulamıyor. 17 senedir bu hükümeti yönetiyorlar. Yediler, parsel parsel sattılar. Yandaşlarına sattılar. Bu halk perişan durumdadır. Teşekkür ederim. Ya Türkiye'de şu anda yabancıdan geçinemiyor ki. Bak buralarda şu anda baksa aşağı doğru gidip şu anda Şam var. Aşağıda Şam var. Türkiye yok. Şu aşağıın Şam. Hep Arapça konuşuyorlar. Doğru mu? Gezemezsin bak. Bu saat 6-7'den sonra sen gezemezsin oralarda. Bak ablam sen şöyle bir dolaş ya, şöyle bir ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla oturan bir Türk vatandaşı var mı burada? Bir kardeşimiz var mı ya? Hep Suriye. Hep Suriye'de. Seçimle gelen seçimle gitmeli. Ben bunu diyorum yani. Diyorlar ya, bir dakika abi. Hani diyorlar ya Türklerle Kürtler kardeştir. Şurada bir Kürt haber alsınlar. Hepsi direkt, hepsi yağmayalar. Ama hepsi Arapça yaz, hepsi. Böyle bir şey yok, ben böyle bir ülkede yaşanmaz artık. Madem sesimizi duyuracaksanız buradan bütün herkes duysun yani. Var mı başka bir şey söylemek isteyen? Bizim istediğimiz tek ne biliyor musun abla? Biz vatanımızda hain istemiyoruz. Bu bayrak bizim bayrağımız. Bu bayrak senin değil. Sen bu ülkede mülteci olmuşsun zaten. Bu bayrak artık senin bayrağın değil. Bunun üstünde herhangi bir hak iddia etme. Bizim sizden tek beklentimiz şu 40 yaş ve üzeri vermemeniz. Oy kullanmayın, biz hallederiz. Bak ben Van'dan geliyorum diyorsun, doğru mu? 48 saatlik ne yapıyorsun? Ya demircisin ya inşaatçısın, doğru mu? Niye Suriyeliler fabrikada gidip de 3 saat 5 saat 3 milyara çalışıyor? Ha? Almıyorlar. Bana 6 bin lira vereceğine adama 3 bin lira veriyor, tertemiz. Kimin parası kime veriyor ya? O sarayda herkesin parası var. Benim de var. Bu insanın da var. Herkesin parası var. Niye bazıları gidiyor bazıları gidemiyor? Niye kardeşim? Biz de bu insanın vatandaşıyız ya. Hiçbir şey bulamıyoruz ki, bir Türk var, o da bizi seviyor. Hiçbir şey bulamıyoruz. Bir Türk sen misin? Evet. Diğerleriyle anlaşabiliyor musun? Bizim bir tane lafımız vardı. Os ile oslamayanın hakkı tehtir, tehtir ile oslamayanın hakkı çitehtir. Ondan 20-30 yıl önce geldi bize kölelik yapanlar. Bugün geldi biz onlara hizmet yapıyoruz. Bugün ülkede öncelik mesela fıtratla zekat verilirken ilk önce yakınlara verilmemiz lazım. Doğru mu? Bugün öncelik gittiğimiz zaman öncelik bize yok. İlk önce her şey onlara, üniversiteye git, her şey onlara bedava. Hastaneye git, her şey onlara bedava. Randevuya gelince biz randevu, ben 3,5 ay Cilye'de randevu bulamadım. Gittim, baktım liseye, sana yemin ederim lisenin 79'unun 75'inde onların ismi var, 4 tane Türk ismi var içinde. Bizim hiçbir ismimiz yok. Bizim önceliğimiz yok bu ülkede, geleceğimiz yok. Biz geleceğimiz, adam okul okuyor, 5. sınıfı bitirmiş, diyorum ne hayalim var? Diyor 8'i bitireyim, hemen 18'imi doldurduğum gibi işe başlayacağım. Niye? Çünkü diyor mesela sahibi olsan da bir yere varamam diyor. Çünkü öncelikli diyor şeyler var, mülteciler var. Biz bu şekilde bir gelecek, biz yani gençliğimizi koruyamayız ki. Yani mülteciler sorunu, bugün ordunun nüfusu 750 bin. Aktif ordunun nüfusunu söylüyorum. Mültecilerin nüfusu sadece bu sizin bildiğiniz şeyleri söylüyorum 13 milyon. Bugün bir savaş çıksa ülke, yani ordunun nüfusunun 15 katı karşımızda şeyler var. Biz nasıl bir yani geleceğiz? Böyle bir şey yok yani, sığınmacı durumu yok. En iyisini yapıyorlar. Bu halka müsaaktır. Neden? Neden derseniz, daha önce mesela Kürtler gelirlerdi. Mesela Türkiye'deki Kürtleri hep hor görürlerdi. Van örnek diyorum, Van'ı bir köy görürlerdi. Bence Kürtlerin gene suçu. Biz hak ediyoruz. Çünkü düşmanımız gözümüz önünde, biz bilmiyoruz. Mesela burada bakın, çoğu insan işsizdir. Hiçbirinin cebinde 3 kuruş para yok. Ama en ufak bir zabıta gelir, hemen alır mesela, cezasını kesin. Baksanıza, ara girsenize, hayatlar ne kadar güzel. Kirana 3 milyar olmuş. Bir
ekmek 3 milyon olmuş. Ve insanlar geçinemiyor, biz hak ediyoruz. Biz celadımıza aşık bir millet olduğumuz için biz hak ediyoruz. Bu kadar. Biz celadımıza aşığız, sadece onu biliyorum. Şimdi şuraya giriyoruz mesela. Bak şuraya giriyorsunuz, komple Suriyelilerin yeri. Yani buraya girip de bir şey yapamamak. Yani mesela girdiğiniz zaman herkes bir yerde toplanmış mesela böyle. Yani adamlara bir şey söyleyemiyorsun, bir laf yapamıyorsun. Adamlara bir şey yaptığı zaman 6-7 kişi böyle toplanıyorlar komple. Yani oturmak bile artık burada bir suç. Oturmak bile suç yani mesela. Yani imkanım olsun yemin ediyorum kaçacağım direkt. İmkanım yok işte maalesef. Geliyorsun şurada mesela, şurada oturuyorsun. Abiler geliyor böyle, böyle oturuyorlar. Geçen yaşadım bunu. Oturup böyle boş boş konuşanlar da oluyor. Olmayanlar da oluyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum artık ya. Abla biz liseye gidiyoruz. Yani cebimizde kuruş para yok. Orada 10-15 kişi Suriyeliler, kendilerinden 500-600 milyon devlet veriyorlar onlara ayda. Gidiyorlar kendine dükkan açmasını biliyorlar. Şimdi geliyoruz bizim cebimize. Bak abla sana cüzdanımı göstereyim. Sana cüzdanımı göstereyim bak abla. Daha yeni kendime bayramlık aldım. Kalan para bu kadar. Sadece bu kadar kalan para. Yani bir şey yok içinde. İşte bir şey yok. Sıkıntı orada. Babalarımızın verecek parası yok bizim. Sırf onlar yüzünden geliyorlar. Burada devletimizden para alıyorlar. Almasını biliyorlar. Ama yaptıkları bir bok yok.